Sevgili dostlar merhaba. Motorcu sohbetlerimizin yeni bir bölümünde yine karşınızdayız. Bugün çok sevdiğimiz, kıymet verdiğimiz kardeşimiz Arda konuğumuz oldu. Hoş geldin Arda. Hoş buldum. Sevgili Arda ve harika motoru XADV, Honda XADV ile birlikteyiz. Motorla ilgili elbette çok konuşacağımız şeyler var, sizlere anlatacağımız şeyler var ama önce ben Arda'yı tanımak istiyorum. Tanımak istiyorum derken sizlere tanıtmak istiyorum. Arda, kendinden bahseder misin biraz bize? Ben aslen opera sanatçısıyım. Evet. Ve aynı zamanda fotoğraf sanatçısıyım. Evet. Ankara doğumluyum bu arada. Ankaralıyım. Bizler gibi. Evet. Yani onun dışında bahsedecek olursam motorla ne zaman tanıştığıma... Asıl konularımız onlardan. Tabii motor şöyle, yani lise çağlarımda böyle bir scooter geçmişim olmuştu. Yani scooter'ın böyle ilklerinden Honda Kinetic'le başlamıştık tabii o zamanlar. Evet. Daha sonra motorla bir ilişkim olmadı. Çok uzun süreler, çok uzun yıllar ama hep içimde vardı böyle tekrar motor kullanmak falan. Daha sonra böyle babamla muhabbetlerimizde kendisi hep karşıydı motora. Değil mi? Ailede mutlaka evet, oluyor. Evet, hep. Daha sonra babamı kaybedince... Allah rahmet eylesin. Amin, sağ olun. Tekrar bir motor almaya karar verdim. Bu arada tabii arkadaşımız Kuzey'in tabii büyük etkisi var. Kuzey, devamlı gaza getirdi. Evet. İşte alalım, işte... çok çok güzel olacak, hayatın değişecek falan filan ve gerçekten de değişti, değil mi? Değişti. Arkadaşlar hep söylüyoruz ya, işte yani bu sevgi, bu istek içinizde varsa motosiklet üzerinde olmak insana çok farklı duygular yaşatıyor. Ben hep diyorum ya, işte Kenan'la da çok bahsetmişizdir. Kenan her zamanki gibi kamera arkasında sağ olsun çok emek veriyor. Hücre yeniliyor ya insan. Kesinlikle. Bak seninle ne kadar güzel turlarımız oldu. Çok güzel. Şimdi birazcık oldu. Bahsedeceğim evet, o işlerden. Tabii. Yani bizler defalarca uzun yollara gitmiş olsak bile her bir yeni gidiş bir heyecan, bir güzellik, bir evet, keyif ve döndüğümüz zaman da ya ne kadar güzeldi deyip iç geçirdiğimiz olaylar oluyor. Kesinlikle. Peki ben tabii ki seni tanıyorum. Birlikte gezilerimiz de oldu. Evet. Dostlarımız onları da izleyecekler inşallah yakında. Bu motor senin ilk motorun değil. Hayır. Daha önce şey aldım. X-Max 400 TecMax. 2020 vardı model. Yani tekrar motora alışabilmek, tekrar işte iki teker üstünde tekrar olmak. Için X-Max 400 TecMax almıştım. Ama içimde, yani XADV ilk çıktığı günden itibaren hep içimde bu vardı. Yani ki o zaman işte motor almamıştım. Evet. Motor ehliyetim vardı. Evet, vardı ama bunu hep istiyordum. Daha sonra yıllar geçtikçe XADV kendini yeniledi. Çok güzel bir forma geldi evet, zaten. Evet. Şimdi tam bence üst noktasını buldu. Evet, evet. Şimdi sevgili Arda'nın motoru 2020 model. Evet. Biliyorsunuz XADV takip eden arkadaşlar bilecektir. Bir yenisini 2021'de ufak tefek yine facelift dediğimiz ufak güncellemelerle sürüş modları vesaire gibi ekran değişikliği gibi bazı değişikliklere gitti. Ama özü, yürüyeni, yapısı, belki bir iki beygir gücü arttı. Euro normları gereği bir iki bir şey yapıldı ama motorun özü şurada önümüzde duran motor. Evet. Ben sana şunu sormak istiyorum Arda. Bunu niye soruyorum onu da sana açıklayayım. İzleyenlerimiz içerisinde sen yaş grubunda, ben yaş grubunda ya da daha bizlerden genç olan kardeşlerimiz var. Ya yapılır mı, edilir mi, acaba binilir mi, düşer miyim, tehlike mi filan diye düşünen, kafasında bu tip soru işaretleri olan dostlarımız için soruyorum. Evet. Sen TecMax 400 aldın. Evet. Biz o motorunu da biliyoruz. Bizimle birlikte evet, hatta evet, seyahate de geldin.
O motoru aldığın zaman, yani uzun bir aradan sonra motosiklete binince, senin de belki de kafanda soru işaretleri vardı. Nedir ya bu iş, gerçekten herkesin düşündüğü kadar korkunç, tehlikeli bir şey midir? Hayır, değildir. Yani evet. Ama şunu da belirtmem lazım elbette. Yani bir bu işi bilen bir grupla hareket ettiğiniz zaman tehlikeyi zaten %60, %70 azaltıyorsunuz. Minimize orada. Oluyor. Minimize tabii. ediyorsunuz. Çünkü aklı başında davranan bir sürü grup arkadaşlarınız oluyor ve evet. siz izleyerek bile, yani harika. önümde ne bileyim işte geçen seyahatte viraja girerken, ne bileyim, önümde ya sen oluyordun ya Mehmet oluyordu. Sırf onu izleyerek taklit etmek bile çok büyük şey katıyor. Öğreniyorsun. O sırada öğreniyorsun. Var ya, öyle bir şeyi anlatıyorsun ki şu anda. Arkadaşlar, Arda gerçekten çok çok önemli bir konunun altını çizdi. Evet, eğitimler alınıyor. Hocalar eğitim veriyor. İleri sürüş eğitimleri alınıyor. Hepsi eyvallah ve bunlar olması gereken şeyler. Ama en büyük tecrübe kullanırken önde giden bir deneyimli arkadaşı izlediğiniz zaman neyi daha rahat yapabileceğinizi, o adamın ne yaptığını görerek, onunla aynı şeyi taklit ederek, yani deneyimleyerek elde edilen bilgi en kıymetli bilgi. Ben inanıyorum bunu ve çok güzel anlattım bunu. Peki hala Tekmex 400'ün çok güzeldi senin arkadaş. Evet. Niye böyle bir şey, onu sattın, bunu aldın? Yani ya bunun aslında tam bir, hani performans olarak da bir farkı olmasına rağmen tam cevabını vermem zor. Çünkü hissiyat farklı. Bu daha bir motor hissiyatı veriyor bana. Mesela gidonun genişliği yüksekliği, evet. Sele yüksekliği ve elbette yani 400 ile 750 cc arasında gerçekten bir fark var. Çok ciddi var. Yani fark bu, var. Tabii. X-Max 400'den T-Max 550'ye geçmek gibi bir şey değil. Tabii. Elbette T-Max 550 de çok, çok güzel üstün motor, bir tabii. makine ama bunda daha bir oturaklı hissettim. Bir de yani hep dalga geçiyoruz ama yani adventure olur mu ya? Olayına burada gerçekten giriyor. Ya şimdi bu bizim aramızda bir espri. ancak espri olduğu kadar da gerçekliği de doğru, söz konusu evet. bu işin. Bu motosiklet evet scooter yapısında bir motormuş gibi görünse de, ki o kısmı da sadece şu bölümünde. Kesinlikle. Zaten çok yüksek bir motor. Ancak şimdi ben şöyle geçeyim. Arkadaşlar, sizler de biliyorsunuz. Lastik yapısı, jant yapısı, motorun genel yüksekliği, yerden yüksekliği, hatta ve hatta arzu edildiğinde ayağa kalkmak için pegler de evet. Monte edilerek adventure bir motor haline getirebiliyorsunuz, ki getiriyorlar da zaten. Kesinlikle. Bununla doğa sürüşüne giden çok insan tanıyorum. Çok insan var ve evet. şöyle bir şey, lastiklerin büyümesinden dolayı lastik ebatını evet. Viraj üstünlüğü de sağlıyor tabii. Fevkalade. En son gezimizde evet. Ben hep şeyden, aynamdan Arda'yı takip ediyorum evet. virajlara nasıl giriyor diye. Yandı, yanakları yandı lastiğin artık yani. Çok güzel bir sürüş oldu. Kesinlikle. Ve rotamız da çok iyiydi. Çok uygundu. Güzeldi ve bunu ilk X-Max 400'de Ankaralılar belki bilir. İngiliz Büyükelçiliği'nin önünde çok keskin bir viraj vardır. Evet. O virajda dönmek istediğimde hep beni tedirgin etti X-Max 400. Evet. Biraz olsun, biraz hızlı gireyim falan. Ama bunda öyle değil. Bu daha iyi geldi. Yani lastik ebadından dolayı. Kesinlikle. Lastik ebadı da önemli. Jant çapı da çok evet, önemli evet. bu işlerde. Sevgili Kenan'ın da, benim de bu motoru ilk gördüğümüz günden beri hep gönlümüzde bir yeri vardır. Hatta o zaman ya ne kadar yüksek fiyata, niye böyle filan diye de evet, Kenan'la konuşmuştuk. Sen bu motoru gönlünde bir yeri olduğu için tercih ettin. Peki motoru aldın, üstüne bindin, bir çıktın şöyle yola, neler hissettin?
İşte gerçekten de o gönlündeki boşluğu doldurdu mu? Kesinlikle doldurdu. Yani ne hayal ettiysem onu aldım. Yani şimdi ben mesela hiçbir uzun yol tecrübem yoktu o güne kadar. Ama ben bu motoru mesela Konya'da buldum. Evet. Trenle Konya'ya gittim. Gittim. Baktım motora. Baktım motora. Beğendim. Aldım motoru. İşte ruhsat işlerini falan hallettik. Ve Konya'dan Ankara'ya kendim kullanarak geldim. Of, keyfe bak ya. Çok hoşuma gitti gerçekten. Evet. Yani performansına falan diyecek hiçbir şeyim yok. Evet. Tabii XMAX 400 Tech Max'le farkı konfor olarak sele. Şimdi ama tabii burada birazcık adventure tarafına kayıyoruz düşün. Onun için yani aramızdaki espri de olduğu gibi çok da normal bir şey bu. Peki hala zaten senin ürettiğin, bulduğun bir çözüm var bu işe. Benim de çok hoşuma gitti. Evet. O kısmını da konuşacağız birazdan. Peki hala benim bildiğim kadarıyla Tech Max'i ve bunu alman çok yakın ara oldu ikisi. Biraz yakın ara oldu evet. Ve çok fazla da tecrübe etme imkanın da olmadı. Yani çok fazla uzun yolun olmadı ta ki biz seninle Tansoy'da bir araya gelene kadar. Yani bu hikayeyi anlatmamız lazım. Pekala. Çünkü bu şimdi Kuzey ile beraber devamlı işte biz motor videoları hep böyle işte Ankara motor, Ankara'da kimler var falan, Ankara motorcuları diye araştırınca işte MotoChat TV çıktı. Ondan sonra Kuzey ile bir gün konuşurken Kuzey dedi ki ya bir mesaj atsana dedi. Yani belki bizi de alırlar aralarına. İşte bir şey yaparız böyle grupça gideriz falan. Neyse Instagram sayfanızdan sizi buldum. Ondan sonra mesaj attım. İlk yazışmamız oydu ve mesaja hemen geri döndünüz. İşte şehir dışındaydınız o sırada. Ondan sonra Aradan bir zaman yani bir hafta 10 gün falan geçti. Tansoy'a gittim. Bunun işte bir bakımı vardı sanırım. Yok, traction control'la ilgili mi bir şey soracaktın sanki? Evet. Bir şey bu traction control'ü nasıl ne yapmalıyım diye gittiğimde bir baktım Turan abi orada. Böyle gittim böyle o sırada böyle Tarkan'ı görmüş gibi oldum. çok iyi. Yok canım ne alakası. Hemen durdum ya dedim ben işte Arda Aktar ben size mesaj atmıştım falan dedim. Aa evet dedi ve yani orada girip 2 saatte öğreneceğim şeyi Turan abi 4 dakika içinde bana orada anlattı. Çok güzel bir şekilde işte telefonlar alınıp verildi falan ve MotoChat maceramız böyle başladı. Oldu. Peki şimdi arkadaşlar bu aslında çok güzel bir örnek. Bizler sizlerden bize ulaşan veya bir şekilde bir araya geldiğimiz arkadaşlarımızın tümüyle bir arada olmaktan çok memnuniyet duyuyoruz. Ancak Arda ve Kuzey ile durum birazcık daha farklı oldu. Aynı muhitte oturmamız, yakın olmamız, onların boş zamanlarında bizlere gelmesi, bir arada bir şeyler üretme arzuları bizi farklı noktaya getirdi. Evet. Artık biz MotoChat ailesi diyoruz ya, işte o ailemizin yeni üyeleri sevgili Arda ve Kuzey. Kuzey'in videosunu hatırlayacaksınız zaten. Honda Ford'u olan kardeşimiz. Peki Arda, biz sizlerle olmaktan çok mutluyuz. Biz de, teşekkür ederim. Şimdi sevgili Arda'yla bizim 2 ya da 3 kere birlikte sürüşümüz oldu. Bir Beypazarı oldu. Beypazarı oldu. Kızılcahamam oldu. Amasra oldu. Karadeniz gezisi oldu. Şimdi bu sürüşlerde bizler genelde kapalı grup sürüyoruz. Arda'lar da biliyor. Çok fazla motor olduğu zaman o seyahatin güvenliğini riske düşürebileceğimiz endişesiyle çok fazla sayıda motorla gitmiyoruz. Ama ben şunu söyleyebilirim ki Arda gerçekten motosikletiyle bir bütün olabilen adam. Yani gerçekten her sürüşümüzde kat ettiğim mesafeyi görmemeye imkan yok. O anlamda çok memnuniyet duyuyoruz biz de. Peki Arda, motosikletli yaşantıyı birazcık dostlarımıza anlatır mısınız? Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim.
Motosiklet sahibi olmak bir yaşam tarzı mı gerektirir? Bunu özellikle soruyorum. Yoksa böyle arada sırada garajda dursun, hani bineyim gideyim filan mı? Nasıl bir şey bu iş? Yok şimdi gerçekten bu başka bir yaşam tarzına dönüştürüyor insanı. Şöyle evet. ben opera sanatçısıyım. Ki ben, çok yoğunsun, evet, biliyorum. Yoğunum. Yani. Evet. Ne bileyim, sağlığıma dikkat etmem gerekiyor. İşte aman rüzgar yemeyeyim, aman dikkat edeyim. Sesim kısılmasın, boğazım şişmesin. Boğazımın şuradan girmesin o rüzgar falan diye böyle. Çekincelerim her zaman evet. vardı. Ne bileyim işte ona göre tur camı almak evet. bilmem ne falan. Ve daha sonra motor hayatıma girdiğinden itibaren dedim ki, ya, yani şimdi ben mesela hiçbir zaman Kasım ayında Ankara'da motor kullanabileceğimi düşünmüyordum açıkçası. Değil mi? Ama şimdi yağmurun olmadığı her an çıkmak istiyorum. Evet. Ve ne bileyim mesela işte son Amasra gezimizde ya bir arabayla giderken insan o zevki alamaz ki. Alamaz. Evet. O işte. Kokuyu duyamaz ki. Evet. Yani tamam işte evet kaskın içinde böyle biraz ses oluyor, işte rüzgar bazen böyle ters yönden böyle çarpıyor bilmem ne falan, ama bu bambaşka bir şey. Her güzelim bir kusuru olur. Eğer bu kesinlikle. Bir güzellikse, evet biraz üşümek olabiliyor bazen, yeri geliyor işte yorgunluk oluyor evet, ama evet. çok tatlı bir yorgunluğu evet. oluyor. Şimdi sevgili Arda'yla inşallah yakında o videomuzda kanalda olacak ve birkaç arkadaşımız daha MotoChat ekibi çok güzel bir Batı Karadeniz turu organize ettik. Sağ olsun Arda da ben de gelmek istiyorum dedi evet. ve çok da keyif aldık onun varlığından. Gerede üzerinden işte Safranbolu, Bartın, Amasra dönerken Zonguldak üzerinden Devrek, Mengen, Yeniçağ, Ankara evet. rotasını izledik. Yaklaşık 600-650 kilometrelik bir rotaydı. Bir gece konaklamalı gittik. Ben o gezimizle ilgili, siz de göreceksiniz yakında videosunda. Devrek, Mengen arası of. İçin ne dersin abi? Yani orası işte yani turun en zevkli etabıydı. Vallahi gerçekten. Geri dönmeyi düşündük bir kere. Kesinlikle. Bir daha gidelim de. Yani elbette şimdi ben sizler kadar hakim, daha o kadar hakim olmadığım için fevkalade geldin. Virajlarda tedirginlik duydum diyemeyeceğim ama daha temkinliydim. Öyle, harika. Öyle diyeyim. Tam evet. kelime karşılığı aynen, temkin. Aynen. Harika. Ama çok zevkli. Yani ilk defa gerçekten işte kontra... değil mi? Neymiş? İşte apex kadar, noktası. Apex, işte evet, çizgiye aynen. nasıl yaklaşayım, nasıl çıkayım, nerede gazı açayım. Yani motora ne kadar güvenebilirsiniz, bunu deneyimlediğim bir şey harika. Oldu. Tabii elbette Goldwing'ci arkadaşlarımız gibi değil, olamıyor tabii. Ama zamanla o da olur. Gerçekten. Ama ben şu önünde durduğumuz motosiklet var ya, bu motosikletin yapabilirliklerini biliyorum evet. ve seni çok daha da mutlu edeceğinden evet. eminim. Ben de çok hazır seviyorum. Hazır motosikletten bahsetmişken, bu motoru aldığın, aldıktan sonra ya da alma aşamasındayken, bu da DCT, evet. Dual Clutch dediğimiz, tıpkı benim Afrika Twin'imde olduğu gibi aynı sistem mevcut bunda da. Çok teknolojik bir motor. Bu da aynı şekilde. Ama benim en çok beğendiğim, yani neden bizim motorlarımızda yok dediğim birçok özelliğe de sahip. Mesela anahtarsız çalıştırma. Evet. Mükemmel bir sistem. Yani çok beğeniyorum. Keşke her motorda olsa. Günümüz teknolojisi artık çok ilerledi. Ancak bugün de az evvel çekim öncesinde konuştuğumuz gibi bunlar birer servet oldu arkadaşlar. Evet, maalesef. Ve ah keşke o paralar olmasa da herkes kolayca ulaşabilse, ama ne yazık ki ekonomimiz şu an bulunduğu nokta bunları gerektiriyor evet. demek ki. Motosikletinle ben şimdi teknik verilerini, vay kaç beygir girmiş, neymiş filan falan, onlardan ziyade benim senin bu motora yaklaşımını biliyorum. Birlikte çok güzel bir sis lambaları evet. seçtik ve hemen aldın, uygulattın. Çok güzel oldu. Motorunu aldığın zaman olmasını istediğin, eksiğini hissettiğin ve yaptığın bir şey var mı? Yoksa
Hiç ellemedin mi motor alınca? Şöyle eksikliğini hissettim, evet, sis farları vardı. Onu da senin ayak olunca çok güzel bir şekilde çok da güzel oldu. Peki bu koruma barları falan üzerinde miydi? Koruma barı yoktu, onu da aldım. Evet, çok koruma güzel barı, bir tercih olmuş, evet, o da. Evet, onu da taktım. Evet. Bu motorda mesela arka çantam var, top case, evet, var ama mesela bunda side case'ler yok. Mesela 2021 için çok güzel. Onda orijinal side case'in içinde ama 2020 modelleri için yok. Evet. Onun için işte Givi'nin falan var çantaları. Evet. O hem ürünler onlarda. Evet, orijinali gibi o güzel gibi olmuyor. Ama keşke olsa diyorum yani. Ben bu motosikletin en beğendiğim yönlerinden bir tanesi, evet, hem adventure bir motosiklet ama aynı zamanda da scooter'ın, evet, verdiği bir takım imkanları veriyor. Selenizi kaldırıp eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Keza, evet, birazdan takarız. Arka çantası da var, top case'i de var. Ve o çıktığımız yolculukta da bütün ihtiyaçlarını fevkalade karşıladı. Peki, hep sorduğum şeydir bu. Bu motosikleti aldıktan sonra, ya şunları çok güzel de, ya keşke şusu da olsaydı dediğin nesi yani, var? Evet, keşke şu olsaydı dediğim mesela Forza'daki veya işte Forza 250'de veya T-Max 500-560'daki evet, elektrikli cam olsaydı, olsaydı güzel çok olurdu. Güzel olurdu. Onun dışında işte side case'leri olsaydı, hayır, evet, güzel olurdu diye. Onun dışında anladığım kadarıyla, yani çünkü ben bunu almadan önce çok YouTube videolarında falan çok izledim. Biraz daha geliştirilmiş bir DCT var artık 2021'de. Kesinlikle. Şimdi drive moddaki DCT uzun yolda. Evet. Mesela işte o virajlara geleceğim şimdi işte. Virajlarda sizin manuel olarak vites küçültmenizi, evet, bekliyor. Bekliyor, evet. Ama spor moddaysanız o biraz daha uyumlu. Hatta spor 2, evet, de filan o aralık daha da uzadığı, evet, için daha spor bir kullanım, evet, oluyor. Ama sevgili Arda ilk defa DCT şanzıman bir motor kullandığı için, evet, mesela belirli bir sportta kullanırken ya da drive'da kullanırken manuel butonlarla müdahale, evet, etmenin doğru olup olmayacağı konusunda bir yanılgıdaydı. Biz onu hep öyle kullanıyoruz deyince daha tadını almaya, kesinlikle, başladı bu işin. Ama söylediğin çok doğru. Gerek 2021 DCT şanzıman kullanan NC750X, Afrika Twin, XADV gibi motorlarda DCT şanzımanın çalışmasında yazılımla güncellemeler yapıldı. Evet. Birazcık daha o kısmı daha keyifli oldu diye biz, evet, de duyuyoruz, yoksa okuyoruz. Ekran mesela 2021'de işte ekran değişti. Evet. Sürüş modları sürüş geldi. Sürüş modları geldi. Evet. Yani o hani çok beni... Bunlar yazılım, evet, işleri arkadaşlar. O kadar yani o sürüş modlarını siz de traction'ınızı ve spor modunuzu kombine ederek zaten, evet, sağlıyorsunuz. Onda. Peki bir elcik ısıtman olsun ister miydin? İsterdim. Evet. Özellikle bu serin, evet, havalardaki, evet, bu havalarda böyle gerekiyor. Bir istiyor. Ne bileyim, aslında sele ısıtma. Sele ısıtma. Sele ısıtma belki OEM olarak yaptırılır ama Honda'nın elcik ısıtma seti var, evet, bu motor, evet, için. Çok da öyle anormal bir para değil. Belki ileride bütçe, evet, uygun, evet, olursa alınabilir. Evet, evet, evet. Peki şimdi gelelim şu sele yumuşatma elemanına. Evet. Ben sende gördüm bunu ilk. Tanso'yla ben de bağlantı kurdum ve bir tane de ben edindim. Markası şuralarda bir yerde yazıyor. Nucrotec. Nucrotec diye. Arkadaşlar bunun muadili birçok ürün var aslında. Ama sanki bu yerli bir marka. Evet. Büyük bir ihtimalle. İçinde bir hava yastığı diyebileceğimiz bir şey var ve Sibobu var. Ağzınızla şişirerek, çok fazla şişirmeden, çünkü çok şişince de üzerinde, evet, birazcık, evet, fazla hareket oluyor. Ben bunun için sana teşekkür ediyorum. Sen de, evet, gördüğüm için bu tip bir arayışın içerisine girdim.
Karadeniz turumuz da ikimizde de vardı. Evet. Ve gece ile gündüz yani. Kesinlikle. O kadar büyük fark var. Kesinlikle. Çok, ben hiç mola vermeden 300-350 kilometre evet. giderim yani evet. bununla. O derece yani fark yaşatıyor. Kızılcahamam ve Beypazarı turlarımızda evet. Ki onlar kısa turlardı. Evet. Bayağı bir, böyle bir uyuşma olmuştu. Kalçada uyuşma oluyor. Kalçada. Evet. Hep böyle ışıklarda durduğumda hep kalkmak zorunda hissediyorum evet. kendimi. Daha sonra işte Tansu'ya gittim. Orada görmüştüm zaten bunu. Ve tavsiye eder misiniz dedim. Onlar da ederiz dediler ve bunu... Güzel bir tavsiye. İlgilenen evet. olursa muadili ithal ürünlere göre fiyatı oldukça makul. Net bir rakam söyleyemiyorum şu an çünkü döviz evet. çok hızlı hareket evet. ediyor. İlgilenen arkadaşlar varsa Tanso'ya gidip oradaki motosiklet aksesuarları katında bu ürünü görebilirler. Peki artık sohbetimizin şöyle Hı-hı. sonuna doğru gelirken benim sana... Kuzey'e de soruyorum, herkese sordum. Yani Kenan'a da sordum, herkese soruyorum. Kendime de soruyorum sık sık. Peki, XADV'yi çok seviyoruz. Ama hani bu işi kullanmaya başladıkça, yol yaptıkça insanın kafasında böyle ya benim gönlümde yatan motor aslında şu dediğim bir motor var mı? Var. Ben biliyorum olduğunu evet, da özellikle soruyorum bu soruyu. Yani var elbette. Honda'nın yeni çıkardığı NT1100 efsane bir şey yapıyorum yani elbette istiyorum ama anladığım kadarıyla bugün itibariyle bunu isteyemeyeceğiz. İsteyemeyeceğiz. İstemekten çünkü, vazgeçiyoruz. Hayalini bile kurmuyoruz evet, yani, artık. Öyle bir şeyler yapmıyoruz. %13 değer kaybetti. Evet. Ne yazık ki paramız bugün %13 değer kaybetti. Yani, çok yazık. Aslında olmasa bu işler cebimizdeki ya da kazandığımız paralar böyle kıymetini bir anda yitirmesi ama çok bu konuda konuşmak da istemiyorum. Evet. Söyleyecek, yapabileceğimiz çok bir şey de yok. NT1100 için Arda'nın da benim de gerçekten çok hararetli beklentilerimiz vardı ama bugünün rakamlarıyla konuşursak İngiltere sitesinde Afrika Twin'le hemen hemen DCT'si L2 DCT ile aynı paraya satılıyor. Evet. Motorun geldiği tarihteki liste fiyatı ne olur evet. onu da bilemiyoruz. Ama inşallah test etmek üzere o motorla karşınızda Arda'yla birlikte i̇nşallah. Olmayı arzu evet. ediyoruz. Evet. Sevgili Arda, bizlere, bizi izleyen dostlarımıza motosikletinle, motosiklet yaşantınla ilgili paylaşmak istediğim bir şeyler varsa lütfen söyle. Çünkü sizler gibi kıymetli dostlarımız motosiklete sıcak baktığı halde binemeyip ama sonradan bu imkana kavuşan insanlar izleyen dostlarımız için çok güzel örnek oluşturuyorlar. Bizlere söylemek istediğim başka bir şey varsa. Yani, söylemek istediğim motosiklet özgürlükmüş. Bunu daha iyi anlamış oldum. Ha. Hep biliyordum yani böyle çünkü geç yaşta bu güzel makinalarla buluşan bir sürü insan var. Evet. Ve gerçekten evet. hayatlarını değiştiriyorlar ve daha çok gezmeye başlıyorlar. Evet. Daha çok görmeye başlıyorlar ve insanın bu hayat biterken yanına kalacağı kalan tek şey gördükleridir. Yaşadıklarıdır. Kesinlikle. Değil mi? Doğru. Ve, çok güzel söyledin. Gerçekten. Ve bunun için herkese tavsiye ediyorum. Ve herkese de böyle güzel grup arkadaşları olsun. Sağ ol. Olsun çok teşekkürler. Biliyorum. Şimdi sevgili dostlar, Arda bu yoğun mesaisinin içindeki haftanın bazı günleri Ankara dışında da oluyor biliyoruz. Bize vakit ayırdı. Hava da bayağı serinledi evet, şu anda. Evet. Onu çok da üşütmek istemiyoruz. Sevgili Arda'cığım, bizlere vakit ayırdın. Bu güzel motosikletini bizlerle, kanalımız izleyicileriyle evet. paylaştın. Kendini tanıttın. Sağ ol, var ol. Çok hoş geldin. Sefa getirdin. Ayaklarına sağlık diyorum. Çok sağ ol. Dostlarımız, biliyorsunuz videolarımızı kapatırken şu abone olma mevzunu hep hatırlatıyorum. Lütfen abone değilseniz kanalımıza abone olun. Çok güzel içeriklerimiz geliyor. Seyahatlerimizi videoya çektik. Onları yakında paylaşacağız sizlerle. Motorcu sohbetleri bir taraftan devam ediyor. O yüzden bize kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın.
bildirimlerinizi açın ve biliyorsunuz hep söylüyorum, katıl butonumuz aktif. Arzu edenler katılabilirler. Yeni videolarda bir arada olmayı çok arzu ediyoruz. Kısa zamanda görüşmek üzere. Kimseye etmem şikayet. Ağlarım ben halime. Kimse istikbalime titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Perdeyiz zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime. Korkarım ikbalime, titrerim mücrim gibi baktıkça İstikbalime. Bravo. Ağzına sağlık.